Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine pullukla sürüm videosu yapacağız. Yine 3 traktör çıktık yola. Yan köye geldik, buradaki araziyi süreceğiz. Tek parça 110 dönüm, 110 dönüm bir arazi burası. Yani toplu yer sürmüş olacağız. Şuradan buhar yaptı ama yukarı vereceğim de şöyle versek, şuradan üflese o zaman daha iyi açabilir. Düşük fanın şiddetini bir arttıralım. Çünkü hava soğuk, 2 derece diyor bakın. Bu sabah -2 idi. Şu an daha yeni 2 derecelere çıkmış. Şu tepe lambalarımızı bir kapatalım artık. Hidroliğimizi açalım, valflerimizi de açalım. Önlerimizi bağlayalım. Çalıştıktan devam. Şu pulluk ayarımızı bir yeşildeydi. Şöyle 40 yapalım bakalım inç ayarımızı ne olacak. TMS'i kapatalım artık. Gayet güzel. Yapıştırma yapmasa
Garip bir şeyin pulundan yapışıp duruyor toprak ya. Hayret. İnçeri 40'ta çok rahat çekiyor. Onun ayarını yükselteceğim. Ayarımızı biraz daha yükseltelim. Daha sonra getirelim, 50 yapalım. Bakalım ne olacak. Geçenki pulluk sürümünden sonra biz pulluğu filan söktük. Kollarını da bayağı bir ayarlarını değiştirdik. Şimdi öyle olunca pulluk burada çalışmadı. Yani güzel batmadı. Şimdi onun ayarlarını filan yaptım. İnç ayarı en sonda kullanıyorum. O şekilde çekiyor, sıkıntı yok. Zaten yer yumuşak. Çok traktörü tutmuyor. Şöyle 8 kilometre ile sürümümüzü gerçekleştiriyoruz. ...706 duvarda. Klasa diğer başta. Seri seri sürümümüzü yapıyoruz. Hava çok kapalı, böyle sisli, çiğli, böyle hep yağıyor ince ince bir şeyler. Ekranlara koruyucu jelatin taktık. Şöyle biraz alttan fazlası var, bunun çıkıntılı oldu. Şurada yuvarlak tuş yerini görüyorsunuz. iPad Pro'nun koruyucu camı. Yani ne kadar olsa çizilme ihtimali var. Traktöre tozlu çamurla ellerini bilip de bunları kullanıyorsun. Mecburen gerekiyor. Buna da taktık. Takmışken buna taktık. Bunu unuttuk. Bu garibana takmadık. Sonra onu da alacağız. Üçüncü ekranı unuttuk. 716'ya da bunların ikisine taktık ama bunu üçüncü ekranı unuttuk. Alışık değiliz tabi.
hızımızı 4 kilometre yapalım. Ya da 4,5 yapalım. 3,5 çok az. İşi bitiriyorum, sonra da artık çizel çekeceğiz yerlere. Şimdi haftaya yağmur diyor. Ondan önce ilk sürdüğümüz yerlerden başlayıp büyük ihtimal yarın başlarız. Yavaş yavaş yapalım, bunları bitirelim. Yani bundan sonraki yağışlarda toprak daha güzel şekilde yıkanacak, alt üst ettiğimiz toprak. Kepçeyi sürekli söktak yapıyoruz. Mesela şimdi eve gittik. Bir işimiz var, hemen gelip kepçeyi takıyoruz. Yani şu pulluğu takmaktan çok daha kolay bu kepçeyi takmak. Onun da bir videosunu yapacağım. Bir takacağız, sökeceğiz, bakalım kaç dakikada yapacağız biz bu işi. Tabii daha 4-5 kez falan söktak yaptık. Ama yani çok basit bir şey. Hemen şuraya oturuyor. Zaten oturduğu gibi otomatik kilitleri kendisi düşüyor. Kilitler düşüyor. Şurada bir hidrolik valflerinin ve elektrik soketinin olduğu bir bölüm var. Yani bir çerdeverin tablası gibi. Direkt komple jack. Otur diyorsunuz, bitiyor. Yani çok basit bir sistem. Bununla ilgili bir video çekeceğim dediğim gibi, düşünüyoruz bakalım. Şu işleri bir kolaylayalım, bitirelim. Sonra onunla ilgili de bir şeyler yapacağız. Daha önceki videoda bahsetmiştim. Ön ağırlık olması çok aşırı fark ettirmiş. Ya ondan sonra da sürümler yaptık da videodan sonra. Yani baya baya fark ediyor. Traktör nereye istersek direksiyonu oraya çevirince traktör gidiyor. Yani 313 gitmez de, çevirsek de düz giderdi yani yüke bindiğinde. Ama bu nereye çevirsek oraya gidiyor. Arkandaki ekipman yerde dahi olsa traktör dönüyor. Ses konusu bariz derecede 313'ten sessiz. Yani şu an 1900 devirlerde çalışıyoruz. Sese bakın. Yani diğeri biraz daha gürültülü çalışıyordu. Sebep nedir bilmiyorum. Aslında aynı motor. Yani 313, 314'ü sonuç olarak bu. Aynı motor, aynı teknoloji. Ama yani bu bariz derecede sessiz. Çekiş konusunda gayet güzel. Ama şöyle bir detay var. Şimdi 314 alıp çekmiyor diyen arkadaşlar çıkmış. Yani biz de ilk denediğimizde gerçekten öyle bir hisse bir kapalı geldi. Bu 313 gibi gitmiyor sanki filan. Ama durum o değilmiş. Onun ön ağırlıkları yetersiz olduğu için yani önler patinaja kalıyordu. Yani traktör daha çabuk patinaj çekiyordu. Traktörün toplam kütlesi bunun kadar ağır değil. Şimdi bunun blok ağırlığı var, artı ağırlık noktası olarak
kollarda yani çok önde kalıyor. Yani 313'e gönderirse bir ton daha farkla çekiyor diyebilirim size yük olarak. Yani öyle düşündüğünüzde biraz daha baygın bir traktör gibi geliyor. Ama aslında öyle değil. 313 çekiyordu. Yani çektiğini sanıyorduk. Patinaj çok çekiyordu. Ben size daha önce söyledim. Patinaj çok çekiyordu. Yani şurada ekranda şu an 8 yazıyorsa bu 8 ile gidiyor. Ama 313'e 8 yazarsa 7 ile falan gidiyordu. Öyle düşünün. Hani patinaj kaçırma payıyla gidiyor sürekli traktör. Bu aynı 716 gibi. Tuttu mu koparıyor. Yani çok çamur tarlalarda bir patinaj çekmişti ama mesela bunda hiç tırnak kaçırmıyor. Hani çok rahat gidiyor. Yani öyle bir fark var. Genel olarak çok daha güzel. Şu orijinal kepçe olayı çok güzel. Düşünce 150 beygir traktör kepçeli. Öyle sökünce de normal tarım traktörü taktığında kepçeli traktör. Yani her işe geliyor, o yönden güzel. Yani kepçe için gidip de 310 falan almak, 311 almak tam kepçe de güzel ama tarlada da 110 beygir, 115 beygir bir traktörün olmuş olacak. Öyle düşün. Yani o da küçük. Ekipmanlara göre zaten küçük gelecek. O sebeple 314 kepçeli alındı zaten. Yani kepçe dışında da güç olarak ekipmanlara uysun, zayıf kalmasın diye. Yoksa 200 serisi atıyorum 211 de kepçeli olabilirdi. 311 de kepçeli olabilirdi. Ama dediğim gibi yani diğer işlerde bu işte mesela bu ayarda bu pulu çekemeyecekti o zaman. Toprağın altı hala böyle bir yaş tabaka var. Bakın derin gittiği yerler biraz kayış gibi çıkarıyor. Üstten suyu emdiği yer çok güzel. Altı sıkıntı mesela. Şimdi böyle yerde çizel çekmek gerekiyor. Hem bu üsttekileri dağıtmak için hem de bu alttaki kayış tabakaya biraz su işletmek için çizmek gerekiyor. Yani işçilik, işçilik anlayacağınız. Hep artı bir işçilik oluyor. Ama sonuç olarak da sonuçta verimde de yüz güldürüyor. Tarlanın toprağı daha gevşek. Yani traktör o kadar zorlamıyor, daha rahat gidiyor. Şuradan yakıt değerleri. Şuradan ortalamayı bir sıfırlayalım. Bakın şuradaki değer ortalama 23 litre 24 büyük ihtimal yani 23-25 litre arası saatte yakıtı var bu işlemde. Yakıt yönünden gerçekten yüz güldüren traktörler. Gerçekten güzel bir yakıt ekonomileri var.
başka daha küçük bir tarlaya geldik. Biz ikimiz buradayız. Klas diğer parçaya gitti. Arada böyle ufak parçalar da oluyor. Bakın burası da. Tarla biraz daha toprağı yumuşak ve ağır. Yani suyu iyi çekmiş. Buluklar fazlasıyla batıyor. Yani şu kadar bir arazi dedim. Bakın şurası küçücük yer. İnce yarım yine en sonda. Yani şu an tahminen 18 numara gibi bir ayar oluyor diye düşünüyorum. Şu Alpaj bayağı bir çamurumsuydu. Orada traktör adım atamıyor. Patinaj sarıyor lastikler. Yani buralar biraz daha iyi. Çok değil ama biraz iyi. Şöyle bir go yapalım bakalım, arka sesi duyalım. Tabii sap çöp içeri geliyor. Çok da açık tutmamak lazım. Toprak kokusunu aldık yeterince. Tam da yastıklara başlıyor.
ucuza bayağı alıştık 114'te. Vallahi yani elimize alıştı. Ha tabii ona binince de hiç aramıyorum. O da ayrı mesele. Bunda var diye kullanıyoruz yani, yoksa hani kepçe de çok aşırı güzel olacak çünkü bir bunu tutup bir de buradan kullanacaksın. Emileri geri de burada olacağı için yani bunun derdin yok, direksiyonun hassasiyet derdin yok şununla. Hani sürekli tam sağa tam sol dönüyorsun kepçeye, biliyorsunuz ileri geri genelde ufak işler olur. Öyle işlerde de topuz gayet güzel olacak. Çekti galiba. Aradan sizin videolarını alıyor beni. Ben de elimden geldiği kadar çekmeye çalışıyorum. GoPro ile biraz problem oluyor. Bayağı bir şarj sıkıntımız var. Sürekli powerbank ile geziyoruz artık. Videoları 4K çekiyorum. Bu bayağı bir şarj yiyor. Çılgın derecede şarj yiyor. Kaç çekmeden de olmuyor artık. 1080 piksel kalmadı yani. Ayak uydurmak gerekiyor. Televizyondan vesaireden izlerken çok güzel oluyor. Çünkü ben şahsen öyle yapıyorum. Televizyondan izlerken de güzel oluyor. O yüzden çekim kalitesi 4K'ya çıktık, artık böyle devam edeceğiz. Aşağı düşmek yok. Neredeyse bir evet, bütün alanı kesiyoruz. Teker aşağı düştükçe bu sefer zorluyor. Hadi oğlum gidersin. Tersten bir kere gitmek lazım, çok derin kaldı. Tarlaya doğru gideyim ben buradan. Kolluğumuzu toplayalım. Klas Emek şurada zaten az ileride. Bakın oraya kadar
Kaydı durdurmayayım. Etrafta böyle budayları da görelim. Şu sunroofumuzu açalım. Yani genel olarak buğdaylar güzel. Arada otlular var, bakın otlular gözüküyor. İçinde ot var bunlar, hep kaba otlar. Şöyle bir koyalım. Tarlalar var. Genel olarak hepsinde azar azar da olsa hep bir ot gözüküyor. Birisi gelmiş burada, bayağı bir oynamış yağmurda. Her yer çamurken. Çamur bu tarla. Hadi oğlum. Böyle engebeli yerlerde sürmek her zaman sıkıntı. Dalçıklar oluyor. Bunları hep işlem yapmak gerekiyor, düzlemek gerekiyor.
biraz kumsal tekerlek gömülmeye çalışıyor. Gömülünce de gidemiyoruz. Yaş gibi sanki ya. Burası iki ayrı parsel normalde. Aşağısı ayrı, yukarısı ayrı. Şimdi biz birleştirmeyeceğiz yine. Eski bir sınır noktası var orada. İç ayağını biraz kapayacağız. Yokuş yukarı giderken sıkıntı. Yani 7 kilometrede hiçbir şey yok. Toprağın üstü biraz çamur. Patinaj yapıyor traktör. Aşağıda gün 9'da da gidiyor. Ama 8 ideal. Tam burası ova diye dediğimiz yer. Yani buranın toprağı daha kumsal, güzel bir toprağı var. Sadece yaş olması biraz tutuyor, o kadar. O da üst kısmının yaş olması. Patinajı sağdırıyor traktörü.
Sürüm işte bitmek üzere. Traktörde 23 saat olmuş. Artık yavaş yavaş şu yüksek devri bitireceğiz. Kendi oluruna bırakacağız. Yani TMS'le artık devam edeceğiz. Az kaldı, son birkaç saat daha bu şekilde çalışalım. Ondan sonra zaten çizele geçtiğimizde artık kendi devriyle çalışacak. Biraz daha ağır. Bu taraf biraz daha tutuyor. O üst taraf daha çamurumsu. O yüzden ben oraya girmedim. O çünkü çıkamayacağım yani. Patinaj çekmekten çıkamayacak büyük ihtimal. Ay, 706'da öyle bir şey olmuyor. Onun lastikleri çok daha geniş olduğu için o çok rahat gidiyor patinaj çekmeden. Bu anca debeleniyor öyle durumlarda. Şiir gibi sürdük tarlayı. Biraz oradan, biraz karşıdan, biraz burası. Şuradan git gel falan yapayım, buradan döneyim de bir önce burası mı ettireyim, çünkü arasında bayağı birleştirdi artık. Bu arada uzadı. Arkada pulluk çıtırdıyor valla. Bayağı düzgün açmışım. Kalan yer eşit kalacak gibi duruyor. Gerçi tarla da küçük ya. Yani bu kapı kaçma olayı daha kolay oluyor. Biz bu şekilde aç kapı yaparız, etrafı döne döne süreriz. Hele birkaç parti böleriz tarlayı. Bazı bölgede görüyoruz. Komple dönerek sürüyorlar. Bizim burada öyle bir sistem yok. Yani bu daha kolay geliyor. Etrafta sınırlar da var çünkü bizim. Ne kadar olsa komşularla. Sürekli dışarı çıkma durumu da söz konusu değil. Çok
Sokakta bir şanzıman sizde yok aslında. Hızlanırken bunu açmam lazım size. Hızlanırken çok değişik ses yapıyor. O zaman çok güzel ötüyor. Şuraya başlayayım en iyisi ya. Da şimdi o burada dönüyor. Bakalım bu rampalı yerde gidebileceğiz mi? Kilometre yemedi. Lan bayağı bir rampa yani. Şu an traktör 4 teker pati çekiyor. Çamur çamur, altı çamur var. Sen aşağı inerken görürsün bak nasıl gidiyor. Bakalım 8 kilometreyle. Bak da güzel gidiyor ama bayağı sapçıp içeri giriyor. Dokuz kilometreyle gidiyor işte. Yani rampanın büyüklüğünü görüyorum. Bak 9 kilometreyle iniyor. 6,5-7 kilometreyle zor çıkıyor. Diğer tarlayı da bitiriyoruz. Az kaldı. Hemen yastıklara başladı klas yine. Şöyle.
Bunun toprağı daha güzel. Yine dere boyu dediğimiz tarla. Çiçeğin 200 kilo verdiği sene bu tarla 400 kilo veriyor. Çarpı 2 bir tarla, öyle düşünün. Şurada bir su akağı var. Şuradan bu tarlayı da bitirdik. Tabii tam konuyu anlatırken yine GoPro şarjı bitti her zamanki gibi, mağduruz. Şurada su çok geldi, yağmur suları falan, şuradan dere gibi geçiyor. Bilerek olsun sürmedik. Zaten bundan sonra yapacağımız işlerde ya çizel çekeceğiz, şeyler çekeceğiz, sürekli bir karıştırma olacak. O zaman işlenecek bunlar. O yüzden şimdi sürmedik. Biz de evden çıkaralım. Arkadaşlar bu video bayağı uzadı. Dediğim gibi şarjımda sıkıntı zaten. Şimdilik sonlandırıyorum. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Bildirim çanı çok önemli. Yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok değerli. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.